Canlarım selam. Sizin için efsane bir soru yine seçtim. Şimdi soruyu almamdaki sebep birincisi küp açılımından dolayı. İkincisi denklemi çözerken matematiği bir yerde katlediyorsunuz. Üçüncüsü ise zaten trigonometri başlı başına bir bela. Şimdi güzel insanlar önce şuradaki s küp artı kos küp ifadesini düzenleyeceğim. Tabii ki nasıl yazacağız? Hemen s küp artı c küpün eşitini gelin sizinle birlikte alta bunların bir toplamı bir de şu şekilde s kare eksi sc artı c kare şeklinde yazımı vardı. Bu bizim s küp artı c küpümüz. Şimdi dikkat edersen burada 1 bölü 2 s artı c geldi mi geldi. İlk hamlen şu. Bunları direkt sadeleştirdim. Arkadaşım sadeleştirir sadeleştirmez. O ifadeyi sıfıra eşitlemek zorundasın. Sen sadeleştirme yaparak denklemin kökünü silersin. En önemli yer burası. O zaman ne yapacaksın? Sinüs artı kosinüsü sıfıra eşitlersen sinüs x'in eksi kosinüs x olduğu yere bir kez kesinlikle bakacaksın. Şimdi devamında şuradaki s kare artı c kare 1'e eşit. 1 eksi sc eşittir 1 bölü 2. Ben bunu bu tarafa bunu bu tarafa atarsam 1 bölü 2 burada ne geldi? S çarpı c geldi. Hemen şunu yapmak istiyorum. Burayı 2 ile çarpayım. Burayı 2 ile çarpalım. Sinüsün yarım açısından dolayı bu taraf ne oldu? Sinüs 2x geldi. Yan tarafta 1 çıktı mı çıktı. Şimdi sinüsün 1 olduğu yer tabii ki kaç derece bir kez 90 derece geldi mi geldi. Sonra buna 360 ekle 450 oldu mu oldu? Hocam 450 nasıl olsun 0 ile 2 pi arasında değil demeyeceksin. Çünkü 2x 450 ise x 225 aralığın içine düşer. En önemli yerlerden biri de burası. Geldin bir 360 daha eklersen 810 olur artık aralığın içine düşmez. Şimdi buradan iki kök geldi. Biri pi bölü 4. Bak niye pi bölü 4? 92 x'e x 45'tir pi bölü 4. 450 de 225 yaptığı için 5 pi bölü 4 geldi. Şimdi buraya baktım. Sinüsün eksi kosinüs olduğu bir ikinci bölge bir de dördüncü bölge. 2 de bu pozitif bu negatif. 4'te bu pozitif bu negatif. Olur mu? Olur. O zaman ne yapacaksın hemen? Bir 135 derece diyeceksin. Bir de 315 derece diyeceksin. Canlarım burası 3 pi bölü 4. Burası ise güzel insanlar 7 pi bölü 4'tür. Buradaki açı değerleri bunlardır. Bunların toplamı pi bölü 4, 6 pi bölü 4, 9 pi bölü 4, 16 pi bölü 4 yani ne gelecek? Tabii ki 4 pi gelecek. Cevap da değişik olacak. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.